Evet. Eğer seni yalanlıyorlarsa diyor. Senden Fatır suresi açılmış. Açtım. Eğer seni yalanlıyorlarsa senden önceki elçiler de yalanlandı. Yani Mehdi'ye de yine burada işaret var. Yani seni yalanlayabilirler. Samimi olmamakla, yalancılıkla, oyun oynamakla, çıkarcılıkla, anormallikle, değil mi? Evet. Kur'an'a uymamakla, her şeyle itham edebilirler anlamı çıkıyor. Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önceki elçiler de yalanlandı. Bütün tebliğciler, muslihler, mehdiler, değil mi? Peygamberler, onlar da yalanlandı diyor. Evet. Yalanlandı. Demek ki bir tek Mehdi'nin karşılaşacağı bir şey değil bu. İnşallah. Sonunda bütün işler Allah'a döndürülür. Hepsini ben yaparım diyor Allah. Hepsini ben yaratırım diyor. Burada bir ledüni izah da var. İnşallah. Yani yalanlamanın yaratılmasını da Allah yaratır. Evet. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Allah Mehdi gelecek dedi mi gelir. İsa inecek dedi mi iner. İstanbul. Kıyamet kopacak dedi mi kopar. İnşallah. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. İşte paralar, pullar, kadın, kız, eğlence hayatı sizi aldatmasın. İşte çıkar, tabii, ekonomik, değil mi? Bazı çalışmalar, gayretler sadece bir hedef, put haline gelmesin. İnşallah. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve aldatıcılar da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Ahir zamanda böyle mahluklar türüyecek. Peygamberimiz diyor sallallahu aleyhi ve sellem, hadislerde de belirttim. Ne diyor? Bakın hadiste. Doğudan başları tıraşlı kavimler çıkacak. Başları tıraşlı bunların. Evet. Dilleriyle Kur'an okuyacaklar. Kur'an'ı böyle tecvitle, galgale, idgama çok dikkat ederek çok şahane okuyacaklar. Evet. Fakat boğazlarının aşağı geçmeyecek, pratikte uygulamayacaklar diyor Allah. Evet. Onlar dinden, yaydan okun çıktığı gibi çıkacaklar. Öyle bir konuşma yapacak ki konuşmalarında. Ya dinin hükümlerini anlatarak insanları güldürecek, hokkabazlık, sahtekarlık yapacak, dinden çıkacak. Veyahut dinin hükümlerini tam tersi açıklayarak insanları aldatıp bambaşka hükümler çıkaracak. Evet, inşallah. İnsanları kaldıracak. Değil mi? Mesela ahir zamanda Mehdi'ye karşı çıkacak o sarıklı yobaz da. Evet. Evet. Değil mi? Bir ahir zamanda bir yobaz var. Evet. İstanbul'da Mehdi'ye karşı huruç edecek bir yobazdan bahsediyor, evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, evet. Mehdi'yi yalancılıkla, Kur'an'a uymamakla, hatta dinsizlikle itham edecek bir mahluk. Ahir zaman mahluku. Dini ortadan kaldırmakla. Evet, dini ortadan kaldırmakla suçlayacak. Bunu İmam-ı Rabbani diyor. Dinimizi izal etti, dinimizi kaldırdı diyecek diyor bu yobaz. Mehdi'yi suçlayacak ve ona cephe alacak. Evet. Bütün bunlar göstertiyor ki her elçi, her Mehdi, her mürşit böyle insanlarla, böyle mahluklarla, böyle deccal adamlarıyla karşılaşacaklar. Zaten diyor rivayette, başları sarıklı 70 bin kişi deccale tabi olacak. Evet. Yani Darwinist, materyalist, ateist yahut iddia eden Ergenekon örgütüne sahip, ondan bağlantılı. Evet. Değil mi? Ona, evet, sahip çıkan. Evet. İnşallah. Böyle mahlukların faaliyette bulunacağını buradan anlıyoruz. Bakın ayetin birinci kısmı 2015 tarih veriyor. İkinci kısmı da 1997 tarih veriyor. Maşallah. Yani Mehdi'nin böyle mahluklarla karşılaşacağını işaret ediyor. İnşallah. Ayet. Ey insanlar, siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Daha önce bunu söylemiştim. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan hamiddir, övmeye layıktır. Allah'a karşı fakir. Hiçbir şey yok. Sıfır. Sıfır. Evet. Hiçbir şey yoktur insanın. Evet. Allah sonsuz zengindir. İnşallah. İnşallah.